Merhaba kader mahkumları, ben Civan Gülseren. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere birkaç tane, hatta 10 tane internet sitesi söylemek isterim. Bunlar zamanınızı güzel geçireceğiniz ve eğlenebileceğiniz siteler. Aynı zamanda şaşırtabilir sizi. Güzel internet sitelerinden bahsetmek isterim. Malum hepimiz evdeyiz, sıkılıyoruz, yaptığımız bir şey de yok. Yani hani kitap okumak, ders çalışmak dışında boş zamanlarımızı bu sitelere girerek değerlendirebiliriz. Hazırsanız hemen videoya geçelim kader mahkumları. Görüşürüz videoda. Evet arkadaşlar, ilk sitemiz Wave Silk ve başka şekilde de okunabilir ama yazılışını yazacağım sizler için. Bu sitede çeşitli fırça araçları var. Çeşitli komutlar vererek değişik desenler çizebilirsiniz. Bunlara genelde mandala da deniyor. Yani eğer duymuşsanız. Bunu kullanarak kendi arka plan görüntülerinizi oluşturabilirsiniz. Veya zaman geçireceğiniz güzel bir an yakalayabilirsiniz. Bakın burada şu an fırça sayısı bu kadar. Bunu değiştirmek için şuradaki kontrol bölümünden rengini değiştirebiliyoruz. Simetrisini değiştirebiliyoruz. Kaçlık simetri yakalayacağını söyleyebiliyoruz. 4, 3, 2, 1 gibi. Mesela şunu da bir çizelim. Mavi olsun örneğin. Bakın. Basılı tutup çektiğinizde şu şekilde değişik simetriler ve görüntüler yakalayabiliyorsunuz. Güzel bir site olduğunu düşünüyorum. Şu şekilde save diyerek şuradan fotoğraf makinesine basarak kaydedebilirsiniz. Bunu da indirebilirsiniz. Evet, ikinci sitemiz Body Visualizer. Buna giriyoruz. Burada ise 3 boyutlu modelleme şansı veriyor size. Kendi bedeninizi ve boyunuzu, kendi vücudunuzu daha doğrusu. Buradan boy, kilo, göğüs etrafı, bel etrafı, kalça gibi şeyler ve yaptığınız egzersiz miktarını buraya giriyorsunuz. Haftalık egzersiz sayınızı yapmıyorsanız sıfır yapıyorsunuz. Bunlar tabi değişik ölçü birimleri. Bunları çevirebilmek için Google'a yazabilirsiniz. Örneğin burada height diyor, yani boyunuzu soruyor. 1.80 santim yazıp santim to inch yazarsanız bunu size Google söyler. Hatta birlikte bak. Bakın 1.80 santim to inch dedik, bize 70.86'lık bir inç verdi. Ona göre buradan girebilirsiniz 70.86'yı. Ama gelelim ki burası kadın bölümü. Eğer erkek seçmek istiyorsanız burada erkek seçeneğine basarak ona da geçebilirsiniz. Örneğin sallıyorum 70 dedi. Boyumuz bu kadar. Ortalama bir boyumuz varmış. Kiloyu da şöyle yapalım. Örneğin göğüs çevresi, işte bel çevresi, kalça çevresi. Bu da bacakla gövdenin oranı. Bunu da ayarlarsınız kendinize göre tabii. Egzersize göre size 3 boyutlu bir model sunuyor. Güzel olduğunu düşünüyorum. İşinize yarayabilir. Şuradan ise renkleri değiştirip istediğiniz renkte, istediğiniz açıdan bu 3 boyutlu modele bakabilirsiniz. Bu arada geçen çekilişin sonuçları şu an Instagram hesabımda. Instagram hesabımdan takip ederek de bir dahaki çekilişlerden ve daha farklı haberlerden yararlanabilirsiniz. Diğer sitemiz ise The Sun That Defends Your Life. Belki yanlış okumuşumdur yine. Bu sitede ise doğum tarihinizi girince sizi en iyi anımsatan şarkıyı göstereceğini iddia ediyor. Mesela biz bir tane deneyelim. Ve bize çıkardığı şarkı bu. Daha fazla çalmasın, telif yemeyelim videoda. Evet. Siz de deneyebilirsiniz isterseniz. Sizi en iyi anlatan şarkının da hangisi olduğunu yorumlara da yazabilirsiniz. Bu arada buraya kadar izlemiş ve videoyu beğenmişseniz, hoşunuza gittiyse video abone olup beğenirseniz ve yorumunu atarsanız sevinirim. Ve harika bir siteyle karşınızdayım. Sitemizin adı Autodraft. Buraya kötü mü resim çiziyorsunuz? Hiç önemli değil. Buraya bir resim çiziyorsunuz ve yapay zeka bunu algılıyor. Size çizmek istediğiniz şeyin daha düzgün çizilmiş versiyonunu gösteriyor. Örneğin evet, şöyle dandik bir araba çizdik. Bakın bize üst tarafta diyor ki bunu mu yapmak istediniz? O kadar pis çizmişiz ki bulut bile gösteriyor. Bakın arabanın ön açıdan, yan açıdan, üstten, yarış arabasına da kadar, klasik arabaya kadar, kamyonete kadar her şeyi bize çıkarabiliyor. Bu şekilde istediğiniz şeyleri çizebilirsiniz. Pantolon, gömlek, her şey, aklınıza gelebilecek her şeyi bu şekilde çizerseniz bu zaten algılayıp size hangisini çizmek istediğinizi gösteriyor ve size bunun düzgün çizilmiş
bir görüntüsünü getiriyor. Bu sitemizde çok eski bir site, 5-6 yıllık hatta 7 yıllık bile olabilir. Akinator diye bir site var. Aklımızda birini tutuyoruz ve bu bize çeşitli sorular sorarak o kişinin kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyor. Bir tane oynayalım isterseniz. Oyna diyoruz ve başlıyoruz. Kimi tutalım? Kimi tutalım? Enes Batur. Enes Batur. Karakterin bir kadın mı? Hayır, değil. Hiç Türkiye'de yaşadı mı? Evet, yaşadı. YouTuber, evet. Oyun videosu çekiyor. Aman, Rammstein'la birlikte şarkı söyledi Enes Batur. Arkadaşlar, bu site iyi bir site değilmiş. Evet, iyi bir siteymiş. Enes Batur çıktı. Kızgın Güller'in üstü çıktı Enes Batur. Demek bilebiliyormuş ama arada bir saçmalıyor. Çünkü Rammstein'la şarkı, evet, şeyi söyledi Enes Batur. Du hast mich şarkısını söyledi Rammstein grubuyla. Evet, deneyebilirsiniz. Bazen bulabiliyor, bazen bulamasanız da diyor ki lütfen bana bir hak daha ver. Hani belki bulurum diyor. Bunu da deneyebilirsiniz isterseniz. Evet, bu sitemizin adı Typeton arkadaşlar. Bununla ise klavyede çeşitli tuşlara basarak müzik yapabiliyoruz. Hemen ses verelim biraz. Hatta yazı bile ya, bir sus. Dur. Bunu gönderebiliyorsunuz linkle. Şuradan paylaşım kısmına basarsanız. Hatta bir yazı yazalım mesela. Bu melodi. Evet, bu melodi tam beni yansıtıyor. Siz de kendi isminizi yazıp adınızın harmonisine ve ahengine bakabilirsiniz. Kes sesini. Evet, diğer siteye geçelim. Evet, bu sitemizin adı ise Flight Radar. Burada ise havada olan uçakları görmekteyiz. Yasak var diyorsunuz. Nasıl bu kadar uçak havada olabilir? Bunlar kargo uçağı olabilir, yardım uçağı olabilir, hava ambulansı olabilir veya kendi bazı ülkelerde şehirler arası seyahat yasağı yok mesela. Onlar arasında uçan uçaklar olabilir. Bununla istediğiniz şeye bakabilirsiniz. İstediğiniz şehire veya ülkeye bakabilirsiniz. Bunun doğru mu olduğuna bir bakalım. Şimdi bir yaklaştıralım. 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 Evet. Bakın Türkiye'de kaç tane uçak var? Az uçak var gördüğünüz gibi. Hatta uçakların modellerine, isimlerine kadar bakabilirsiniz. Mesela birinin üzerine tıklayalım. Bu mesela Türkiye'den değil bu uçak. Doha'dan Paris'e uçan bir uçakmış. Uçuş süresini, uçuş saatini, her şeyi gösterebiliyor. Örneğin şuna bakalım. Bu da İsrail'den Londra'ya giden bir uçakmış. Yani bu demek oluyor ki ülkemizde gerçekten uçuş yasağı bulunmakta ve uçak yok. Hatta şeylerine kadar, hani modellerine kadar uçakların size gösterebiliyor. Hatta paralı içerik alırsanız 3 boyutlu bir görüntüsünü de gösterebiliyormuş. Evet, sıradaki sitemizin adı ise futureme.org sitesi. Burada kendinize bir adet e-posta yazabiliyorsunuz. Mesela yazmış ki sevgili işte değerli Civan. Bir yıl sonra umarım YouTube'da 100 bin aboneye ulaşmış olursun. Sana hayatında başarılar ve iyi niyetler temenni ederim. Yazıp buradan tarihini belirliyorsunuz. 1 yıl var, 3 yıl var, 5 yıl var veya istediğiniz bir tarihe tıklayarak bunu seçebiliyorsunuz. Hani gizli mi kalsın yoksa herkese açık mı olsun bu mail diye seçiyorsunuz. Alta kendi mail adresinizi yazıyorsunuz ve tıkladıktan sonra kendi mail adresinizden bir onay vermeniz gerekiyor. Verdikten sonra ben bunu yaptım. Bir sene sonra bakalım 100 bin abonem olacak mı? İnşallah. Onun için bir mail attım. Buna hep birlikte bakar. Evet, diğer sitemiz ise Lions Chrome adlı site. Burada çizim veya sürükle diyor. Önce çizimi gösterelim. Boş bir siyah ekranımız var. Bu siyah ekrana çizdiğimiz herhangi bir çizgi, yan çizgi, yatay çizgiye göre bize dünyadan bir alan gösteriyor. Bir yol gösteriyor. Bakın şöyle bir çizgi çizdik. Neresi olduğunu da alt tarafta yazıyor bize. Şöyle çizelim bir tane de. Bakın başka bir yeri gösterdi. Mesela İspanya'da. Şöyle bir tane çizelim. Suudi Arabistan'da bir yeri gösterdi. Ya güzel zaman geçirebileceğiniz bir uygulama. Bakın bir dağın köşesini gösterdi. Bir otoyolu gösterdi. Nerede? Kaliforniya'da. Şimdi bir de sürükleme var. Sürüklemede ise basılı tutup belli bir yöne doğru sürüklüyorsunuz.
Size her karede farklı bir ülke veya başka bir yer gösteriyor. Bakın deneyelim. Bakın. İtalya'ya geldik. İtalya'dan Senegal'e gittik. Senegal'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Kanada'ya. Bu çizgiye göre size belirli bir yolda sizi ilerletiyor. Güzel zaman geçirebileceğiniz bir site olduğunu düşünüyorum. Evet, bu sitemizin adı da usecube.com ve 3 boyutlu sizler için bir tasarım sitesi diyebilirim buna. Örneğin bir küp var elimizde. Bu küple istediğimiz tarafa doğru, istediğimiz yöne doğru bir yapı oluşturabiliyoruz. Yani 3 boyutlu tasarım programları bildiğiniz üzere zor programlar. Ama buradan istediğiniz tarzda bir 3 boyutlu blok oluşturabilirsiniz. Bir sütun, bir bina yapabilirsiniz. Zamanınızın iyi geçeceğini düşünüyorum. Bakın yanlış tarafı. Yanlış tarafı çektik aman tanrım. Bunu geri çekelim. Şunu indirelim. Binamız sakat oldu. Müteahhit demek oluyor ki müteahhit buradan çalmış. Evet, saçma sapan bir masa elde ettik. Siz daha güzel tasarımlar yapabilirseniz bu site sayesinde bir bakmanızı öneririm. Belki hoşunuza gider. Diğer sitemizin adı Incredibox. Buradan web versiyonunu deneye tıklıyoruz. Burada bizim karakterlerimiz var. Bu karakterlere çeşitli görevler vererek bunlara müzik çaldırabiliyor. Örneğin bakın bu hangisi bedavaymış? Biri hani diğerleri paralı büyük ihtimal. Evet, şimdi yükleniyor. Bir bakalım ne olacak. Çeşitli görevleri bakın gözlerine. Çeşitli görevleri çeşitli kişilere veriyoruz. Güzel bir site olduğunu düşünüyorum. Bence güzel zaman geçirebilirsiniz. Farklı karakterler de seçebiliyorsunuz bu arada. Bir bakmanızı buna da tavsiye ederim. Evet, sıradaki sitemizin adı ise waifulofyou.com. Bu siteye bir herhangi bir fotoğrafınızı yüklerseniz bu sizin resminizi otomatikmen bir anime karakterine dönüştürüyor. Hemen bir tane deneyelim. Bu fotoğrafımı yükledim. Şimdi bakalım. Evet. Gözlerimi de güzel yaptı. Fena yaptı yani. Evet bakın bu fotoğraftan bunu yapıyor bize. İstediğiniz fotoğrafla bunu deneyebilirsiniz. Bunu Instagram'da da görmüşsünüzdür bu aralar. Recep İvedik, Kuzey Tekinoğlu gibi karakterlerin anime versiyonlarını gördüyseniz bu siteden yapılıyor. Haberiniz olsun. Siz de deneyebilirsiniz. Evet, size bir bonus sitede göstermek isterim. Sitemizin adı Bonga. Uga buga. Sitemizin adı bongo.cat arkadaşlar. Buradan bir kedimiz var. Çeşitli tuşlara basarak müzik çaldırabiliyoruz. 1'den 9'a kadar piyano çalıyor. A, D ile bongo çalıyor. C ile zil çalıyor. Çeşitli tuşlarla. Sonunu karıştırdım, idare edin. Ve Q, W harfleriyle de bunun gibi müzikler çalabilirsiniz. Arkadaşlar sitelerimiz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşunuza giden siteler olmuştur veya denemek istediğiniz siteler olmuştur. Eğer bu seriden bir tane daha gelmesini istiyorsanız unutmayın. Benim elimde çok böyle internet sitesi var. TikTok'tan takip edenler bunlardan kaç tane daha atabileceğimi tahmin edebilirler. Anket bölümünden ise koyacağım anket bölümünden iki taraftan birinde. Anket bölümünden ise sıradaki videonun ne olduğunu seçerseniz sevinirim. Oradan da oylarınızı kullanmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse like atmayı, henüz kanala abone değilseniz abone olmayı ve yorum atarak bana destek olmayı unutmayın. TikTok'tan gelenler ise hoş geldiniz. TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Bu tarzda çok fazla içerik paylaşıyorum. Günde en az 6-7 tane içerik atıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın kader mahkumları. Cumartesi günü saat 10'da görüşmek üzere.